Yönerge okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini 34. maddesinde yer alan değiştirilmiş ifadesini yeniden düzenlenmiştir ibaresiyle değiştirmesini teklif ederiz. Bedri Yaşar Samsun, Naci Cinisli Erzurum, Ayhan Erel Aksaray, Yasin Öztürk Denizli, Zeki Hakan Sıdalı Mersin Milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyoruz. Her gözlerine söz talebi Sayın Ayhan Erel'in. Buyurun Erel. Sayın Erel. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce Türk milleti. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 34. maddesi üzerine partim İyi Parti adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. İlgili kanun maddesi dışarıdan gönderilecek hediyeleri düzenleme yapmaktadır. Peygamber Efendimizin hediyeleşmeyi tavsiye ettiği, hediyeleşmenin sünnet olduğu inancımızda hediyeleşmenin önünü kesmenin bence uygun olmayacağı kanaatindeyim. Dışarıdan gelecek hediyeler eğer kurum güvenliğini tehdit etmiyorsa gelebildiği kadar gelsin düşüncesindeyim. Ülke olarak koronavirüsü ile mücadele ederken ekonomik anlamda büyük bir tehlike içerisinde olduğumuzu, açıklanan paketin yetersiz olduğunu hem şahsım hem de milletvekili arkadaşlarımız defalarca buradan dile getirdi. Virüs ile mücadele ekonomik anlamda sıkıntıyı en başta esnaf arkadaşlarımız yaşamaktadır. Hafta sonu seçim bölgem Aksaray'daydı. Esnaf arkadaşlarla görüştüğümüzde halkın haklı olarak sokağa çıkmadığını, bu yüzden kendilerinin çok zor günler geçirdiğini, siftah dahi yapamadıklarını söylediler. Dolayısıyla siftah yapamadıklarından dolayı almış oldukları malların karşılığında düzenlemiş olduğu senetleri ve çekleri ödeyemez durumdadırlar. Kendilerinin alacaklı olduğu çekler de ödenmediği için böyle çark dönemez hale gelmiştir. Tüm esnaf ve tüccarların talebi karşılıklı olarak bu çek ve senetlerin, çeklerin yazılmadan, senetlerin protesto edilmeden en azından 6 ay süreyle karşılıklı olarak ertelenmesini, çeklerin yazılmaması ve senetlerin protesto edilmesinin önüne geçilmesini talep etmektedirler. Değerli milletvekilleri, virüs ile mücadele kapsamında iş yapamaz duruma gelen ve alınan önlemler kapsamında iş yerlerini kapatan esnafımız, kira, elektrik, su, doğalgaz, sigorta, vergi, kredi borcunu ödemeleri, çalışanların masraflarını ödeyemeyecek durumda oldukları hepimizce bilinen bir gerçektir. Esnaflarımızın birçoğunun iş yeri kapalı, açılamaz durumda, açık olanlar ise iş yapamaz durumdalar. Bunu görememezlikten, görmezden gelemezsiniz. Kamu bankaları esnafa yönelik önlemler açıkladı. Kredi çekmek isteyen esnaftan sicilin temiz olsun, kredi borcun olmasın, Bağkur ve SSK'ya borcun olmasın, vergi borcun da olmasın, 5 yıl içinde esnaf kefaletten ve KOSGEB'den kredi kullanmamış olacaksın, alacağın borcun karşılığına da ipotek veya rehin vereceksin. Zaten bu şartları taşıyan vatandaşın krediye ihtiyacı yok ki. Siz kredi vermemek için elinizden ne geldiyse buraya yazmışsınız. Aksaraylı esnaf diyor ki bu kredi çekme işi Aksaray'ımıza gelecek tren yolu gibi, havaalanı gibi, içilebilir su gibi, kanalizasyon arıtma tesisi gibi, yani bizim için hayal. Değerli milletvekilleri, zaten esnaf kredi çekip borçlanmak istemiyor bu aşamada. Dükkanları kapalı, iş yapamıyorlar. Bir de bunun üzerine devlete borçlanırlarsa bu borcu nasıl ödeyecekler onu düşünüyorlar. Esnaf ne istiyor biliyor musunuz? Esnaf kendileri için çok acil olarak uygulanabilir, gerçekçi, ayakları yere basan bir paket istiyorlar. Açık ve net olarak 6 ay kira desteği, elektrik, su, doğalgaz faturalarından muaf veya ödeme kolaylığı, sigorta primleri ödemelerinin uzatılmasını, şartsız bir şekilde talepte bulunan her esnafımıza 0 faizli 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlanmasını, biriken borçlar içinde yeniden bir yapılandırma istiyorlar. Dükkanı genelgeyle ya da iş yokluğundan kapatmak zorunda olan esnafımızın ayakta kalabilmesi için
3 ay süreyle ya da salgın bitene kadar geri ödemesiz olarak kendilerine asgari ücret kadar nakit ödeme yapılmasını talep etmektedirler. Değerli milletvekilleri, AK Partili vicdan sahibi Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, eli kolu bağlanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın uygulamalarını hükümet örnek alırsa problemlerin birçoğunu çözmüş olacak. Mesela ne yapıyor çok kıymetli başkan? Günlük ev işlerine giden temizlikçi kadınlar şu şartlarda çok zor olduğu için onların iaşelerini, günlük yiyim yerlerini nakit olarak ödeme yoluna gidiyor. Yine şehir içinde dolmuş cuların, halk otobüslerinin uğramış olduğu sözlerinizi tamamlayın lütfen. Uğramış dolmuşçuların, halk otobüslerinin uğramış olduğu bu hastalıktan dolayı zararı karşılamak için önlemler alıyor. Öğrencilerden su parası almıyor. Yine belirli bir suyu Ankara halkına ücretsiz vermek için elinden geleni yapıyor. Yine baktığımızda devletin sırtındaki en büyük istihdam yükünü alan esnafa sağlanacak her türlü destek ve teşvik ülkemizin ekonomisine olumlu izler sağlayacaktır ve Türkiye'nin ekonomisinin ana damarı olan, orta direği olan esnaf ve tüccarımızın sorunlarının bir an önce çözülmesi, afaki söylemlerden gerçekleştirilmesi mümkün olmayan kağıt üzerinde kalan paketleri bir tarafa bırakarak gerçek paketler açıklamanın zamanı geldi geçti diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önergeyi oylarınıza sunacağım. Öncesinde de karar yeter sayısı arayacağım. Evet, kabul edenler, etmeyenler, karar yeter sayısı yoktur. Kabul önerge 20 dakika. 10 dakika ara veriyorum birleşme.